Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün kargodan bir ürün geldi. Daha doğrusu son akşam bir ürün geldi. Daha önceden bu ürün gelmişti. Bu ürün kapağında hasar vardı ve maalesef ürünün bir kısmı döküldü. Ben de iletişime geçtim Sonax'la. Ürünü geri iade aldılar ve yenisini gönderdiler. Şimdi normalde o kısımdan başlamıyorduk çok konuya. Sevgili Hakan abi, Subaru Outback Boxster kanalı YouTube'da. Onun da linkini şöyle yukarıya bırakıyorum. Bu kanalda incelersiniz. Onun başına da böyle benzer kargolarla alakalı, detay firmalarıyla alakalı birkaç sorun gelmişti. Onunla ilgili video çekmişti. Ben de onun üzerine benim de başıma böyle bir şey gelince bakalım bunda da böyle bir şey çıkacak mı diye kargo geldi ve paketlemesi nasıl şeklinde bir bakalım. Doğru paketleme yapmışlar mı diye ta bu kısımdan başlıyorum. Videonun devamında da zaten kutu incelemesi ve ürünün incelemesini yapacağız. Şimdi paket açılışına geçelim arkadaşlar. Şimdi bir öncekinde yine aynen bu şekilde, işte bana ne diyorlar, pat pat mı? İşte şöyle hava kabarcıklı poşete sarmışlardı. Bir kat falan sarmışlardı ama şu an yine ben çok fazla sardıklarını düşünmüyorum. Yine çok az dönmüşler. Yani Sonax bu konuda birazcık bir geliştirme yapması lazım. Çünkü şunu açalım, ondan sonra devam edeyim ben konuşuyorum arkadaşlar. Bu sefer bir tık daha fazla sarmışlar. Öncekinde daha azdı. Evet. Ürünümüzde şöyle şunu kaldıralım. Şöyle ürünümüz Sonax'ın, herhangi bir hasar var mı diye etrafına bakıyorum. Yok. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Bu ürün normalde 220 ya da 220 ya da 230 TL'lik bir üründü yanlış hatırlamıyorsam. İndirimle ben bunu 119 TL'ye aldım. Yani neredeyse yarı yarıya indirimli bir ürün. Şimdi bu adamlar bana bu ürünü gönderdiler. Bir kargo parası verdiler. Daha sonra bu ürün şu kapak kısmından şuradan kırıktı ve kapak tutmuyordu ve akıtıyordu. Ben bu ürünü geri iade gönderdim. Bir kargo parası daha ödediler. Şimdi bu ürünü yenisini tekrardan bana geri gönderdiler. Ve bir kargo ödemesi daha yaptılar. Yani 3 tane ödeme yapmış oldular. Yani şu pat pattan 2-3 kat daha fazla sarsalardı bu riski tamamen ortadan kaldıracaklardı. Yani yazık, günah. Neyse arkadaşlar. Şöyle ürünün de bir şişesine bakalım. İncelemeye geçmeden önce. Sonax'ın Extreme diye geçen seramik içerikli sprey kaplaması arkadaşlar, ya da hızlı cilası. Ön kısımda Sonax ve Extreme yazıyor. Seramik sprey diyor. Burada yine İngilizce bilgiler var. Arka kısma geçtiğimizde şöyle Türkiye'de yapıştırılmış bir içerik kısmı var. Şöyle bunu niye diyemedik? Tamamdır. Kapsamlı bir cilalama işlemine gerek olmadan uygulandığı yüzeyde oluşturduğu seramik kaplama katmanı sayesinde aracın boya yüzeyini inat, çikir ve lekelere karşı koruyarak sıradan araç yıkama işlemini adeta seramik boya korumaya çevirdiği iddiasıyla satılan bir ürün. Ürünlerimizde si karbon kompozit nanopartiküller teknolojisinin oluşturduğu pürüzsüz yumuşak kadifemsi cila yüzeyi araç boyasını uzun süre ışıl ışıl ayna gibi parlamasını sağlar. Mevcut seramik kaplamayı yineler. Yani üzerinde bir seramik kaplama varsa destekler diyor. Bayağı bir cafcaflı yazmışlar. Uygulama tavsiyesine bakalım. Aracı dikkatli bir şekilde temizleyin. Tam kurutma gerek değildir. Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın. Nozzle püskürtme konumuna getirin. Ürünü mikrofiber beze püskürtün. Tercihen Sonax, neyse Sonax'ın kendi bezine diyor. Ve kuru veya hafif nemli boya yüzeyine, yani ıslak veya hafif yani nemli ya da kuru olarak uygulayabiliyormuşuz. Boya yüzeyini ince bir tabaka halinde eşit olarak dağıtın diyor. Daima kısmi alanlar üzerine uygulama yapın. Ardından yüzeyde kalan kalıntıları kuru bir mikrofiber beze silin. Renk bütünlüğü yoksa uygulamayı tekrar edin. Yani beze sık, uygula, sil şeklinde uygulanan bir ürün. Biraz yorucu olabilir. Sıcak yüzeyde kullanmayın diyor. Şöyle ürün içeriği hakkında bir şey var mı, ona bir bakayım arkadaşlar. Yani muhtemelen şunun altında kalıyor. Deriye temas ettirmeyin diyor. Yani eldivenle uygulamamız şart arkadaşlar. Ürün içeriği hakkında da pek bir şey yani var mı? Varsa da yabancı, Almanca mı bu, anlayamadım. Bu arada şişe şöyle kırmızı ve güzel kaliteli bir şişe. Nozzle kısmı gerçekten başarılı arkadaşlar. Güzel yapmışlar. Ben bunu bittikten sonra da kullanmaya devam ederim. 750 ml'lik bir şişede geliyor arkadaşlar. Şimdi o zaman uygulamasına geçelim ve sonra
su testi, hidrofobi testini geçelim ve uygulamamızı bitirelim. Hadi iyi seyirler. Arkadaşlar Sonax'ın serum katkılı hızlı cilasının uygulamasını yapacağız şimdi arkadaşlar. Ürünü uygulamadan önce şöyle güzelce bir çalkalıyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden de çalkaladığım için burada bitiriyorum çalkalama işini. Şimdi şöyle, bu ürün ıslak da uygulanabiliyor, kuru da uygulanabiliyor. Ben nemli beze sıkacağım birkaç pıs. Daha sonra ürünü uygulayacağım. Her yere eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum arkadaşlar ürünü. Daha sonra wax beziyle parlatma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bir kayganlık söz konusu zaten daha şimdi. Evet. Şimdi şöyle bantı bir sökelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi uygulama yaptığımız yerde bir çizgi var. Ben bunu görüyorum ama sizin de yakından görmenizi istiyorum. Yani belli olacak mı? Yani ben gözle görüyorum şuradaki farkı ama kameradan çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle su testine geçelim. Sağ tarafta ürün yok. Ve şunu da belirtmeyi unuttum arkadaşlar. Aracıma kil yaptım, demir tozu temizleyicisi uyguladı, ip uygulandı. Yani zemin olabildiğince hazır. Şimdi şöyle sağ tarafta pek bir hidrofobi yok. Sol tarafa geçtiğimizde ise ciddi manada bir boncuklanma var diyebilirim. Hatta boncuklanma yok, ürün durmuyor öyle. Şöyle hatta yakından göstereyim ben size. Bu da sağ taraf. Evet arkadaşlar, ürün başarılı. Yani Sonax'ın zaten böyle bir ürünün başarısız olması çok beklenen oldu. Bakın şurada su dahi durmuyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Olduğu gibi kayıp gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünümüzün şişesine şöyle tekrardan bir bakalım. Şöyle güzel bir sprey başlığıyla geliyor. Ürün başarılı arkadaşlar. Ben beğendim ürünü. Arkadaşlar Sonax hızlı cilanın, selam katkı hızlı cilanın uygulama sonrası dışarıdaki hali de bu şekilde parlaklığı. Güzel bir parlaklığı var arkadaşlar. Durum vaziyet bu şekilde.